Selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Kabak yerlerini hazırlıyoruz. Kazaya çekiyoruz. Kazaya çektikten sonra yarın ekeceğiz inşallah. Yeni bir video serisi başlatıyorum inşallah. Kabak yetiştiriciliği hakkında. Ekiminden hasatına kadar her detayını inşallah çekeceğim. Sizlere sunacağım. Takipte kalın. Hadi şimdi kazaya çekmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, kazaya çekiyoruz. Söylediğim gibi. Kabak ekeceğimiz yerleri hazırlıyoruz. Sabah sahurda gelmiştik. Öğlene kadar 200 dekar yer çektik. Bir 50 dekar daha çekip ondan sonra eve döneceğiz. Yarın ekim yapmayı planlıyorum. Ekim için hazırlık yapacağız inşallah. Kazaya 15'li kazaya. Maraş yapısı 4 yaylı bir kazaya. Açıkçası güzel. Ama yayları sert. O yüzden biraz başka tarafları kırabiliyor. Diğer kazayamız başka yaylı bir kazaya. Ama benim çok hoşuma gitmiyor. Onun da yayları sert. Ya bacağını yiyor ya ayağını kırıyor, pabuçları kırıyor. Bir de öyle bir açı yapmışlar ki kendi orijinal pabucu haricinde pabuç olmuyor. Kendi pabucu da piyasa fiyatının iki katı maalesef. O yüzden çok tercih etmiyorum. Ama kürün merdane var arkasında. O kezekli yerlerde iyi oluyor ama kezek olmayan yerde açıkçası çok da kullanışlı olduğunu söyleyemem. Çünkü toprağa tapan var gibi düzeltmiyor. Normal tapan olan kazaya yani bu daha iyi düzeltiyor, daha iyi tesviye yapıyor. Ama işte kezekli yerde de o daha iyi dağıtıyor kezekleri. Yani hem avantajlı hem dezavantajlı bir durum. Kazayağını derin çekiyorum. Çünkü kabağın 4 parmak derine düşmesini istiyorum. Derine düştüğü zaman daha iyi oluyor. Yani çıkmama sorunu olmadı. 4 parmağı ektiğim yerlerde. Yine 4 parmağı ekmeyi planlıyorum. Buradan yeni bir parsel alayım mı? Emrah kardeşimiz de aşağıya gitmiş. Kulluk çizgisinden dümdüz almaya çalışıyorum. Da biraz telefon çaldı, kamera düştü filan. Çiziyi eğdirdim. Burada yastık çizgisine denk getirip kaldırabilirsem eğer çukur daha iyi doluyor. Benim her zaman uyguladığım bir yöntem. Büyülen toprağı çizginin olduğu yere bırakmak. Bugün günlerden çarşamba, günleri de karıştırmaya başladım. Günlerden perşembeymiş. Galiba cuma günü yağış vardı. Yarın. Bakalım yağmazsa, ikerisi yağarsa. Allah kerim. Tek yağmur yağsın da ekimleri sulansın. Kubota kazaya çekerken gerçekten çok iyi gidiyor. Tabiri caizse yağ gibi kayıyor.
15'lik az ayağı olmasına rağmen Massey Ferguson'u bastırıyor. Burası yeterince genişledi. Tabi burada haliyle daraldı. Şimdi dar yeri kapatıp diğer taraftan yeni parsel alıp devam etmeyi planlıyorum. İnşallah artık bu hastalığı yeniriz. Gerçekten insanlar çok sıkıldı. Tabi ben hastalığı atlattım sezon başlamadan. Onun biraz rahatlığı var. Ama hastalığın etkileri de hadi ince geçmiyor. Sırt ağrısı vardı 3 derecede. Biraz iş yapınca hemen sırtım ağrımaya başlıyordu. Çok şükür o geçti. Biraz nefes darlığı var. O da yavaş yavaş azalıyor. İnşallah artık biter. Onun biraz rahatlığı var. Burada 25 metre kadar yer kapanmadı. O yüzden geriye gidip gördüğünüz üzere bu parsel kapandı. Şimdi yeni parsel almak için diğer tarafa geçiyorum. Orta çizgi kapatırken bir vites aşağı gidiyor. Biraz daha derin bir sürüm yapıyoruz. O zaman orta çizgi bayağı doluyor. Ondan sonra sağ tarafımıza alıp orta çiziyi bir gidiyoruz, bir de geliyoruz. Halı gibi oluyor. Bazı yerlerde çok aşırı derin oluyor. Oralarda belli oluyor. Onun dışında belli belirsiz bir hal alıyor. Beşli olduğu için dengesiz olduğu zaman traktörü kasabiliyor böyle kazaya. O da 15'linin dezavantajlarından biri. Bak, çapraz gidiyor şu an traktör. Bu orta çizgiyi sağ tarafıma aldım. Kapatıyorum. Bir kez de karşı taraftan aynı şekilde geleceğim. Sağ tarafıma alıp orta çizgiyi. O zaman İyi bir şekilde kapanmış. Burada yine de derin sürüyorum. Çünkü toprak kaçmak istediğimiz zaman, toprağı dağıtmak istediğimiz zaman derin bir toprak işleme yapmamız gerekiyor. O zaman tapanla birlikte toprak etrafa dağılıyor. Etrafa dağıldığı için çukur yerleri dolduruyor. Ramazan'ın devam etmesi dolayısıyla pek akıcı konuşamıyorum. O yüzden kusura bakmayın.
şekilde devam edeceğim. Bu tarlada biraz fazla kaldı orta çizi. Nedeni de orta çizinin derin olmasıydı. Nedense Emrah kardeşimiz derin yapmış. Normalde ben fazla derin olmaz istemediğim için derin yapmam orta çiziyi. Biraz pullu kaldırıp o şekilde sürerim. Daha sıvı olmasını sağlarım ki doldururken sorun yaşamayalım diye. Murathan kardeşimi diğer tarafa götüreceğim. Orada toz var. Murathan toz yemez. Çekiyor mu şimdi? He? Çekiyor evet. El salla. İzleyicilerine. Hayranlarına el sayalım. Hayranlarım yok ki yani. Düşmanım var orada. Kim düşman? Kubota severler var. Kubota severler yok canım. Masayı da seviyorlar. Bir sürü masayı seven de var. Niye Kubota severler olsun? Hem bu iş düşmanlık mı ya? Vatan mı bu yani? Toprak mı? Değil. Niye düşman oluyor yani? He? Zıt görüşlüm. Zıt görüşlüm diyebilin. Evet. Ama düşman olmaz. Peki Murathan hadi bakalım söyle. Niye Masayı bu kadar seviyor? Sesi yeter ya. Sesinde ne var ki? O kükremesi, vites atışı. Vites atışı. Bunun da vites atışı güzel bak. Elini oynatmıyorum ya, parmağınla tık. Bak tık. Evet. Yağ gibi kayıyor maşallah, şuna baksana. Yoo, daha iyi kayıyor. Hadi yalansa yalan de. Tamam, biraz iyi gidiyor olabilir. İyi gidiyor demiyorum, yağ gibi kayıyor. Baktığın zaman şöyle uzaktan baktığın zaman zevk alıyor. Ama masayı da öyle olmuyor. Öyle oluyor. He? Öyle oluyor masayı şimdi. Yoo. Dışarıdan izlemesi daha zevkli. Tabii bunun da dışarıdan hoş. Vatan kardeşim o karşı tarafta toz yiyordu, o yüzden getirdim bu tarafa. Açıkçası hani oradan bu tarafa doğru baktığın zaman daha güzel bir görüntü oluşuyor, o yüzden bu şekilde tercih etmiştim. Ama tozu hesaba katmamıştık. Motor değerini 1600 ayarladım. Aşırı basmıyorum fazla. 1600'de. Güzelce gidiyor. Vitesimiz H'de, yani ana vites H'de. Yol konumunda diyeyim daha doğrusu. Ana vitesimiz H'de. Şu an 3H ile gayet rahat bir şekilde gidebiliyoruz. Biraz zorlandığı zaman 2'ye düşüyor. Orta çizileri bile kapatıyoruz. Kapatıyorum. Çünkü daha fazla güç gerektiriyor. Yani yetmediği yerde hey, M'ye düşebilir ama hiç düşmedi bugün. Niye tersine geliyorsun Emrah? Ha,
Fremlat tersine geldiği için yine aynı çizgiye girdim. Çizgiyi soluma aldım. Bu tarlamız 56 dekarlık bir tarla. Gördüğünüz üzere düz bir tarla, ufak tefek tümsekler olsa da. Düz yapıda bir tarla. Tümsekten geçerken hidrole bastığım için biraz kesilir gibi oldu. Bir test düşünmeden kendisi kurtardı. Botanın en sevdiğim özelliklerinden biri zaten. Kolay kolay kesilmiyor. Evet arkadaşlar, tarlamız son günlerinde olmuyor. Bak kardeşimin yaklaşık iki çizilik yeri kalmış. Bir gidiş bir geliş. Bir gidiş bitirir üç çizi. Tahmini. Benim de aynı şekilde bir gidiş bir gelişlik yerim var. Şu uçta biraz genişlik var. Orayı geri geri alır. Hallederiz. Şuradan bir dönüş yapalım bir speedle. Gördüğünüz gibi bir speed olduğu için tek manevrada döndük. 6460 olsaydı uğraşacaktık. Hatta bura kapanmış durumda bile diyebiliriz. Neyse arkadaşlar, bu işte böyle. Kazaya zaten her işte yapıldığı gibi çekiyoruz. Yani çok da aşina olmadığınız bir durum değildir diye düşünüyorum. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, zil butonunu açmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.